Aslında 2016'dan beri yani hani planlanmış, seçilmiş Kürdistan illerinde bir kayyum rejiminin yani Kürt halkına inkar ve imha politikasını sürdürmek için bir özel savaş politikası olarak gündeme konulmuş olan bir sistem diyeyim artık buna. Çünkü burada hedeflenen, amaçlanan Kürt halkının iradesini gasp etmek, Kürt halkının iradesini siz kimi seçerseniz seçin, biz sizi iradesizleştirmek, sindirmek ve pasifize etmek için uygulanan yani şu andan da süre getirmeye düşünülen bir rejim haline getiriliyor bu kayyum sistemi. Dolayısıyla da halk bu sistemin ne kadar boşa çıkaracağını ve yüzyıllardır da artık bu Kürt halkının üzerindeki bu tecrit olsun, baskı olsun, yok sayılan, imha edilen, inkar edilen varlığını artık büyük bir sesle, büyük bir düşünceyle ortaya koymak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla da bu hedeflenen bu şekilde olan bir projedir. Proje diyeyim çünkü eğer tutarsa ki buna da karşı mutlaka halk bu ne olursa olsun bunun olmaması yönünden de kendi iradesine sahip çıkma noktasında her dönemde de bunu dile getiriyor, ifade ediyor. Ne olursa olsun biz onlara biat etmeyeceğiz ve onların olması istediği şekilde de biz hayatımızı yaşamayacağız demektir. Yani hani deniyor yani. Aslında sistemin de bunun dayatmasıdır. Bunu yaparken de kayyum rejimini meşrulaştırmak için de belediye eş başkanlarının üzerindeki uyguladığı baskı politikasıyla bu da halka verilen bir mesaj aslında. Bunun ne kadar boş olduğunu bir kere daha bu önümüzdeki dönemlerde de tekrar göreceklerdir. Her seçim döneminde de bunu dile getiriyoruz ve her seçim döneminde de karşılarına çıkan Kürdistan'da, Kürdistan illerinde onların karşılarına çıkan oy farkını da gün geçtikçe de görebiliyorlar. Bir aldılarsa yani 8 ay kalmasa biri kapattılar, 2 açacağız. Bu sefer 4 açacağız. Elbette ki yani hani bizim bir tek parçamız, bir çöpümüz de gitmişse bunların tekrar geri alınması hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Hatta belki gücümüz yeter yetmez. Bunu hep içimde yani biliyorum herkesin içinde de bu yakılan, yıkılan, dönüştürülen işte nişan taşı gibi yapılan yerlerin de düzeltilmesi gerektiğini. Belki zor, belki çok bir para gerektirecek ama olmayacak bir şey değil. Dönüştürülüp kendi hak sahiplerine verme noktasında da bizim bir adımımızın olması gerekeceğini düşünüyorum. Olmayacak bir şey yoktur.